Daha yeni uyandım, kusura bakmayın. Bu sebeple sesim acayip kötü ve bulunduğum yerde bayağı yankı yapıyor. Salon tabii ama bir yandan da sessiz konuşmaya çalışacağım. Çünkü diğer ev ahalisi uyuyor. Her neyse. Zorlu şartlar altında çekiyorum. Her neyse, kanalıma abone olursanız beni sevindirmiş olursunuz. Zaten birkaç kişi abone. Diğer birkaç kişi değil. Belki karşınıza çıkmışımdır. Bilemem. O sebeple bakmanız hoşuma gider. Normalde burada bu arkadaşı şey yapıyorum. Görüyorum. İlk yeteneği açmam lazım. Yanlış yapıyorum. Benim hayalim, güvenemiyorum. Yani onun yerine daha hızlı bir şekilde orman dönerim gibisinden düşünüyorum. Yani çok mantıklı bir düşünce değil. Onu kesmiştik. Benim hıyarlığım var. Gene kesildi. Öyle bir artısı oldu. Maç biraz troll. Hatta bayağı troll. Şundan dolayı troll. Midimizde Ashe var. Zed ile tartıştılar. Normalde Zed midti. Hayır, yani şey olarak. Adamlar yer çaldı. Mesela ben de normalde bu oyunda Baron'da oynayacaktım. Garen gitti. Baron'u direkt seçti. Yani direkt Instarok yaptı. Ben de jungle'a geçmek zorunda kaldım. İlk oynadığım karakter bir Amumu alayım dedim. Gene ta en ilk videolarımdan biri olan, hatta biri olan değil, tam anlamıyla en ilk videom Amumu'yla, yıkıklık videosuyla karşınızdayım. Yani cümleyi bu şekilde bitirdim. Bu şekilde devam etti. O sebeple troll bir maç. Yani cinsliğinin olduğu bir maç. Bir tane Garen main'in, ben adaletim diye nicklik bir Garen main'in gelip de benim kordonumu çalmasıyla başlayan, sonra jungle'a geçmemle, ulan uzun zamandır da jungle oynamadım, Amumu'yu da özledim deyip bir Amumu oynadığım bir maç. Direkt bu şekilde hızlı hızlı gidiyorum. Bana kaybetmeyeyim diye W'm, daha doğrusu ikinci yeteneğimi kapatıyorum. Bu sebeple keyifli maç. Hızlıca dönüyorum. Buraları dönüp şey yapacağım. Yalnız karşı tarafta da Kai'Sa var şeyinde. Adı nedir? Mid'de. Karşı tarafın da şeyi kötü. Troll. Bunu direkt böyle yavaş yavaş kesiyorum. Buralarda anlatılacak zaten pek bir şey yok şimdi. Ne yalan söyleyeyim. Keşke diyorum her seferinde bu tarz şeylerde tam anlamıyla canlı olabilseydim. Ancak canlı olamıyorum. Şimdi siz benim burada normal hiçbir şey yapmasam bile birkaç kelimem, bak tam bir şerefsiz. Benim çarpım yok ya, geliyor çalıyor bak. Tam bir şerefsiz. Tabii ki de biz rakip kayıp atıyoruz. Hayırdır sen diyoruz. Yani it ol it ya. Yani insan oyundan soğuyor. Gerçekten soğuyor. Neyse, ben daha devam ediyorum. Yapacak bir şey yok diyorum. Gidiyorum şeyi kesiyorum. Neydi bunun adı? Yampiri'yi. Mavim de bitti. Hızlıca şey yapıyorum. Ben bilerek diyorum ki çarpımı atmışım zaten. Master'in gelme şeyi yok. Yani niye gelsin adam? Şuraya bir totem atıyorum. Belki mavisi vardı da gider mavisini çalarım diye. Ultim de açılmış. Her türlü hasarım fazla. Hazır konusunda sıkıntım var. Ancak hasar konusunda sıkıntım yok. Şöyle bir şeye gidiyorum. Adı nedir? Üstteki yampiri'yi almak için yukarı gidiyorum. Bu sebeple direkt tak diye alıyorum. Master'i nerede hiçbir bilgim yok. O bir defa öldüğü için bayağı sıkıntılı duruma girdi. Bu sebeple de rahatlıkla hareket edebiliyorum. Ve burada şey yapabiliyorum. 2 saniye var benim bandajımın gelmesine. Direkt şurada şöyle duruyorum. İkisine birden ultiyi şöyle tutturuyorum. Ve en azından, hatta en azından değil, bayağı 2 kill birden aldırmış oluyor muyum? Hayır, ne yazık ki. Zed diğerini alamadı. Ancak güzel bir oyun oynamış oluyorum. Kai'Sa'ya gidiyorum. Kai'Sa'nın canı 300. Gitmiyor muyum lan yoksa? Kai'Sa'ya gitseydim daha mantıklıydı. Yanlış oynamışım. Yani evet, bayağı yanlış oynamışım. Onu gidip kesebilirdim. Kendime güvenmemişim. Ultim yoktur diye belki de. Bilmiyorum, belki de görmedim diyeceğim de az önce kamerayı oraya çektim zaten. Nasıl görmüyorum? Bayağı yanlış oynamışım. Şimdi benim orman rotam şey gibi. Şey gibi değil, direkt şey. Direkt bir daha bu orman yaratıklarını döneyim. En azından üst kısmı döneyim. Sonra geri dönüp eşya alayım. Zaten eş beni gördü. Şu an Kai'Sa'ya doğru gidiyorum. Planı değiştiriyorum. En azından bari bu sefer böyle bir şey yapayım diyorum. Direkt yavaş yavaş ilerliyorum. Sıçrayla direkt şey yapıyorum. Hiç bandaj atmıyorum. Gerek yok diyorum. Eş benim. Mavimi çaldı. Şey, mavi demişim. Kırmızımı çaldı diye ben de bilerek onun şeylerini çalıyorum. Yaratıklarını çalıyorum. Normalde bak şu sistemi bilmiyordum ben.
Bayağı şey bir sistemmiş. Hoş bir sistemmiş. O burada Master karşıma çıkıyor. Herhalde burada ölüyorum. Burada mı? Evet, öldüm. Ne yazık ki. Ultim falan yoktu. Benim şeyim oldu. Kötü bir şekilde yakalanmam sonucu oluşmuş oldu. Normalde cehennem maskesine gitmeyi düşünüyorum ama vazgeçiyorum. Bilerek şey alacağım. Raleigh'in kristal asası alacağım. Bir de çizim alırım. Evet, klasik. Çünkü karşı tarafta AP yok. Bijan'la da AP var. O da azıcık bir AP. Bak bak. Tam bir namussuz. Tam bir namussuz. Bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Hı. Bu da benim hayalim. Hop. Böyle alıyorum. Direkt şerefsizlik olsun diye. Normalde bir salardım ben ona. Ciddi ciddi salardım. Şu an ne kadar güzel. Master Yi'nin yanlışını görüyoruz Garen'le. Daha doğrusu Garen de görüyor. Ben de onu takip ediyorum. Ve iyi bir sonuca ulaşmış oluyoruz. Direkt alıyorum vadinin alametini. Yukarı doğru gitmeyi planlıyorum. Ancak şey olabilir diye. Nedendir ona? Beni keserler diye korkuyorum. Darius beni orada görseydi ve Garen yetişemeseydi aynı Master Yi'ye ölmem gibi olurdu. Oyunu anlatış şeklim şu an zevkli değilmiş gibi hissettirdi ancak sesimi çıkartamıyorum. Gerçekten çok fazla böyle. Zaten heyecanlı bir insan da değilim. Onu da aşmaya çalışıyorum. Baya değişik. Kendi hayatım üzerinde en azından yöntemlerim var. Kuleyi kaybetmemek için şey yapıyorum ancak yetişemiyorum. Orman oynamanın da... Aa, bak ben burayı hatırlamıyordum. Burada bayağı şey yakaladım. Şurada ultimi atarım ben muhtemelen keserim bunu. Güzel. Güzel. Çok güzel oynamışım. Kendimi beğendim. Kendimi tebrik ettim. Ya, daha izlerini beraber çaldık diyelim. Tek zet çaldı demeyelim de. benim takımım bu şu anlamda iyi. En azından botum. Her ne kadar troll oynamak zorunda kalmış olsa da o anlamda iyi. Ben direkt gidiyorum topuma. Çünkü onlara yardım edebileceğimi biliyorum. Zaten bayağı şeyler. Şurada bir yanlış yapıyorum. Stun atmak istiyorum ancak şey yapamıyorum. Yanlış oynuyorum. Burayı direkt ittirip vadinin alametini açacağım. Ki alabilelim. Zaten Master'in çok önündeyim. Bir şey olarak. Kule dibi yapmayı düşünüyorum ki yapacağım. Çünkü zaten çok az bir tanklığım var ve bana yetiyor. Zed bayağı sıkıntılı durumda kalacaktı. Kule dibi ne yazık yapamıyoruz. Kaysa geliyor. Ancak karşı tarafı yani Kaysa çok mantıklı bir hareket yapıyor. Çünkü alameti bir daha vurdurabilirdim. Ancak vurduramıyoruz. Liandry'ye doğru gideceğim. Hasar üzerine odaklanacağım. Çünkü çok da umurumda değil oyun. Zaten normal game. Zaten her şey aynı. Dümdüz bir oyun. Yani şu anlamda dümdüz. Mesela ben Master Yi'yi gördüm. Darius'u gördüm. Şimdi biz bunları şey yapabiliriz. Şurada ha, gene kaçırıyormuşum. Neyse. Bir daha atarsam. Bilerek ultimi şu an atmıyorum arkasım. Ultimi atamıyormuşum zaten. Bilerek diyecektim arkasım. Atmadığımı düşünüyorum diyecektim. Bilerek atmıyorum herhalde. Master Yi'nin ilk yeteneğini bekleyip ne bileyim onu da sabitlemek için falan gibisinden düşündüğümü düşünüyorum diyecektim. Ancak öyle bir şey yokmuş. Daha 8 saniye varmış. İyi oldu. En azından bunu görüp de cümlemi değiştirmem de iyi oldu. Şu hatırlatmayı yapayım. Kanalıma abone olursanız beni tekrardan sevindirmiş olursunuz. Belki bu anlatımla hoşunuza gitmeyebilirim. Kabul ediyorum. Ancak elimden gelen bu. Yani benim adım Hıdır, elimden gelen budur gibisinden davranıyorum. Başka seçeneğim de çok olmuyor. Oyunun ilerleyen dakikalarındaki zaten bu oyunda ben genellikle benim videolarımda da fark etmişsinizdir. Yani eğer birkaç kişi denk gelmişsiniz daha öncesinden. Oyunun benim 9. 10. dakikadan sonra açılmaya başlıyor. Burada çok güzel bir şekilde Master Yi'nin ormanına giriyorum. Ormanını çalıyorum. Rahat rahat. Şimdi aşağıdaki kuşlarını alacağım ve bayağı zarar vermiş olacağım. Adamın direkt buff'ını almış oluyorum ve bayağı yaklaşık ne kadar altını çalmış oluyorum. Orada 72 altın geldi. Diğer küçüklerden de 30. 90, 72 daha. Şu an kötü durumdayım. Ancak bir şekilde çıkabilirim ben buradan. Hatta alabiliriz. Oo, çok güzel. Çok
denk geldi. Ben de daha sıçrayla girip ultimi atmak zorunda kaldım. İyi oldu. Bir tane de ben aldım. Güzel. Canına iyi oynadı orada. Denk getirdi şansına. Çünkü orada refleksif bir şey yoktu. Ancak uzaklaştırmak için attığı şeyde denk getirdi. Benim ultimi engelleden başta sıçrama aldıktı. Olsun. Buna da şükür. Şu an gene kestik. Ben de bir kill aldım. Takımın skorunun yarısında katkım var. Bu hoşuma giden bir şey. Ben gene kendi ormanıma dönüyorum. Şu şekilde yapmam çok doğru olur. Ne yapacağım çok merak ediyorum. Şu alt ormanıma dönüp ondan sonra vadinin alametine girmek ya da vadinin alametine girip sonrasında alt ormanıma dönmek. Ancak bakıyorum şurada Lux kovalanıyor. Direkt ben de şey yapıyorum. Giriyorum. Daha 20 saniye var ultime. Muhtemelen burada öleceğim. Kaçışım yok benim. Sıçram da yok. En azından bir kill aldık aradan. Ne yazık ki ikinciyi alamadık. Darius da ölmedi. Ben kalkan, broş efsunu almayı düşünüyorum veya roket kemeri, ne bileyim, diğer zafer bilmem neyi, koruma efsunu. Bunların arasında gidip kalmamın sebebi şu. Acaba zafer efsunu alıp hızlıca koşup ulti atmamı mı kolaylaştırsam, roket efsunu alıp hızlıca ulti atmamı mı kolaylaştırsam, yoksa ultiyi attıktan sonra tanklığımı, yani bir şekilde hayatta kalmayı mı arttırsam diye düşünüyorum. Sonrasında ise tabii ki de şeyi seçiyorum. Bakıyorum karşı taraf iyi oynayamıyor o kadar. Ve benim de ulti atacak çok pozisyonum oluyor. Bu sebeple rahat ediyorum. Ben de bu sebeple karşı tarafa şey yapıyorum. Mesela şimdi göreceksiniz. 3 kişiye ulti attım. Şimdi bu kadar rahatken broşesini kullanıp da şey yaptım. Takım arkadaşlarımın yaşamasına yardım ettim. Yani hasar almalarını engelledim. Yani aslında broşesini de bu sebeple tercih ettim bir bakıma. Hem kendi takım arkadaşlarımı koruyorum. Hem de şey yapıyorum. Kendimi koruyorum. Eğer Zonya'yı alsaydım evet hiç hasar yemezdim. Ancak ne hasar verebilirdim ne de başkasını koruyabilirdim. Bu sebeple tanklığımı da belli bir seviye arttırmış olurum. Yaklaşık 200 hasarlık bir tanklık arttırıyorum. Çivili zırha yöneliyorum şundan dolayı. Tek bir tank eşyam. Onu hatırlıyorum. Karşı taraf dediğim gibi full AD. Bilerek geç gidiyorum ejdere. Biraz yemlemek için. Ha bakın ben buradayım. Ejder yapmıyoruz gibisinden düşünüyorum. Kafamda o sırada o canlanıyordu. Ve gidip ejderi yapıyoruz. Karşı tarafın bir şeylerini almaya gitmek istiyorum. Şuraları ittirip eşi de gelmeden böyle eşe zarar vermek için bilerek geldi benim kırmızımı çaldı ya. Bir de alamet de açabilmek için burada böyle devam ediyorum. Direkt giriyorum. Hiç umurumda değil. Normalde devam edebilirdim. Ancak bu şekilde de yaparaktan ultiye atmadan da bir şekilde almış oluyorum. O sebeple memnunum. İkinci kafayı attıracağız. Baya memnunum. Oyun bitti sayılır. Zaten bitmişti. Ta en baştan beri. Ta inhibitor kulesine kadar aldık. Hatta üçüncü kafayı da mı atacak lan? Vallahi üçü de attı. Üçüncü kafayı da attı herhalde. Evet. Orada mini haritadan şeyi canı çok gittiğine göre attı. Ben onu görmemiştim oyun içerisindeyken. 3 tane kafa. Güzel. Çok yararlı kullanmışım. Hoşuma gitti ama karşı tarafında hıyarlığı var. Darius daha düzgün oynasaydı oradan gelmek yerine arkadan dolaşıp diğer kuleyi savunmaya gitseydi inhibitör kulesini de alamazdık. Büyük bir yanlışı var orada. Ben jungle oynadığım için geri dönmek gibi bir ihtiyaç hissedemiyorum. Buraları hızlıca dönmek, tekrardan dönmek, tekrardan dönmek, tekrardan dönmek daha kolay geliyor, daha iyi geliyor. Çünkü yani tamam şey böyle benim karakterim de özelinde düşününce böyle çok da aman aman kasılıp da çok taşımam gereken bir şey değil. Canımın indiği yok. Daha ejderinden gelen bir şey var. Burada şöyle tutuyorum. 3 kişiye bilerek ulti atmaya çalışıyorum. Mastery ne yazık ki yemiyor. Q'sundan ötürü. Burada broşu da kullanıyorum. Herkesin belli bir seviye kalkanı oluyor. Ve yaşıyor. Var ya canla 2'dir bozdu beni ha. 2'dir bozdu. Bu oyun özelinde 2'dir bozdu namussuz. Ancak gene de ölecek mi? Herhalde ölür ya. O Garen onu kesecek yani inat etmiş. Ben adaletim diye bağıra bağıra gidiyor. İnsan niye Garen main olur? O da ayrı bir soru. Yani
bir özelliği yok, bir artısı yok, bir şey yok, keyifli bile değil. Herhalde karşı tarafın redini alıp ondan sonra geri dönmeyi planlıyorum. Muhtemelen öyle olacak. 5K param var daha oyunda, geri döndüğüm yok doğru dürüst. 5-2 11 gidiyorum gayet güzel güzel. Hoşuma gidiyor. Kırmızıyı aldıktan sonra mavisini de almaya gidiyorum herhalde. Muhtemelen öyle olacak. Tüm ormanını dönüyorum çok hoş bir şekilde. Bayağı önde olduğumuzu, ya yani önde olmamızı kullanıyorum desem daha iyi olur. Mavisini de çalıyorum. Hiçbir şey yapamıyor. Böyle ellere kollara bağlı bir şekilde dolanıyorlar. Lux yukarıda yakalıyor. Ve şeyi öldürüyor. Eşi öldürüyor. Düzgün bir açı bulursam tekrardan ulti atıp girebilirim. Çünkü bunlar yanımda. Bunlar yanımda olmasaydı muhtemelen yapmazdım. Geri dönerdim. Ve galiba yapacağım da. Büyük bir yanlış yapıyorlar. Bu şeyler çok iyi bir ulti değil ancak idare eder. Bu arkadaşlar hiç bir düzgün oynamak gibi bir düşünceleri yok. Mastery kaçıyor. Mastery mi kaçıyor? Yok, Kai'Sa kaçıyor. Kai'Sa kaçıyor. Ve geri dönüyor. Burada hatta geri dönmeliyim diyorum ya. 6 kaparam var. Bir şey yaptığım yok. Girersem girerim, girmezsem yani. Daha doğrusu girilirse girerim, girilmezse girmem kafasına takılıyorum. Zaten mavim var, canımı yeniledim. Kırmızım var, hasarım var, her şeyim var, rahatım. 18 skor katkısı güzel. Başka ne alsam diye düşünüyorum. Herhalde Rabadon'a gideceğim. Tahminimce Rabadon'a giderim. Ben hasar odaklı gidiyorum dedim ya. Acaba şu ruh, şu uyanmış ruh yeni mi alsam diye düşünüyorum. 50 saniye çünkü beklemenin süresi ultinin. Sonra diyorum ki hiç şeye de gitmeyeyim. Tamam ben çok severim şeyi, Bravo'nu. Ancak o %40 canın altında kritik vuran büyü eşyasını daha çok seviyorum. Birçoğu insanı öldürüyor. Birçoğu insandan kastım. Birçoğu karakteri öldürüyor. Tam anlamıyla öldürüyor. Ne yazık ki geç kalıyorum ancak geç kalmıyormuşum. Güzel. 4 kişiye aynı anda ulti atıyorum. Ve çalıyoruz. Ejder direkt çalıyoruz. 3'te 3 atıyoruz. Güzel bir ultiydi. Direkt aralarına sıçratıp 4 kişiye ulti atmak koştu. Bunu yapmasam da gene sıkıntı çıkarım. Yani sıkıntıdan kastım. Bu kadar karizmatik bir hareket yapabilir miydim? Sanmıyorum. Bence değildi. Mesela 459 vuruyor direkt. Kritik vurması çok işe yarıyor. Şimdi herhangi bir eşyanın, büyü eşyasının özellikle kritik vurması çok işe yarıyor ve şu ikinci yeteneğimizin hasarını çok artırıyor. 20-20 vururken 67 vuruyor. Şimdi benim 3 saniyede, hadi saniyede birden hesaplayalım. 5 saniyede 20-100 vuracağımı ben 2 saniyede yapabiliyorum ve daha fazla hasar vermiş oluyorum. Mesela şu an bir hasar vurduğum yok. Ama mesela daha yeni başladı. Tutturamadım. Tutturabilseydim çok hoş olacaktı ama. Normalde oyun şu an bitti. Keyfine bitirmiyoruz. Yaklaşık 1000 canım civarı bir şey var. Girmiyorum. Uzak duruyorum. Ölmeyeyim diye. Kalkanım var. Ama gene de ölüyorum. Uyanmış ruh yeni aldım. Uyanmış ruh yeni mi almak istiyordum? Ona bir tekrardan bakmam lazım. Mesela daha yeni şey yapıyorum. Evet. Düşündüğüm gibi. Onun yerine Rabadon alıyorum. Çünkü öyle hatırlıyorum. Uyanmış ruh yeni ihtiyacım yok. Zaten birini şu an öldürüyoruz. Ultiyi %99 ihtimalle kullanıyorum. Adamların doğma süresi zaten 50 saniye. Benim ultimi bekleme süresi 50 saniye. O sebeple ihtiyaç olmuyor. Düşünüyorum gene zırh alsam mı diye. Zırhlı büyü eşyası var ya alttaki, adını bilmiyorum. Onu alsam mı diye düşünüyorum, sonra vazgeçiyorum. Amacım daha da fazla hasar vermek olsun diyorum, anlık hasar. Çünkü az önceki ultide totalde herhalde 1200'e yakın hasar verdim. 1200'de 1500 arası. Yani ejderha da attığım ultide. O sebeple daha mantıklı geliyor. Daha 1200-1500'dense 2000 civarı vurmayı istiyorum. Bir de eğlence oyun ya. Tanka ihtiyaç yok. Ağır bir şekilde eziyoruz. İlk katı kadar skor almış adamların. Sadece eğlenmek için bile bitirmiyoruz. Kendi halimizde takılıyoruz. O sebeple keyifli oluyor. Barona girebilir miyim? Ya barona girmez de iki kişiyiz. Direkt tık tık. Onu da kesiyorum. Gidiyorum adamın mavisini almaya. Adamların zaten çıkabildiği yok. Zed orada tek başına oynuyor. Ne yapıyor? Ben herhalde ölecek diye düşünüyorum. Ancak herhalde yok.
Evet, ölecekmiş. Tam da Darius'u aldı ama ölmenin eşiğindeydi. Hızlıca ittiriyorum. Tüm full eşyayım. Hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Gidiyorum bir tane daha kule alıyorum. Rahat. Bu karakterin de şu yana çok hoşuma gitti. Daha yeni ben dediğim gibi bu karakteri çok az oynarım. Ormanı çok az oynarım. Bir de o anlamda da güzel bir video benim için. Ormanı da çok az oynarım. Bu karakteri de çok az oynarım o sebeple. Şu ittirme mekaniği çok hoş. Yani bir yanda mesela kuleye vurup diğer yandan da jungle ittirmesi çok hoşuma gitti. Onu uzun zamandır yani bu oyunu oynamama rağmen düşünmemiştim. Direkt kesiyorum hızlıca kırmızıyı. Bekliyorum birilerinin gelmesini ki güzel şeyler yapayım. Mesela sıçrı ulti yapacağım. Hop. 4 kişiye gene bir ulti. Hızlıca böyle keyifli bir ulti olsun diye, hızlı bir ulti olsun diye, güzel gözüken bir ulti olsun diye çabaladım. Ki istediğime de ulaştım. Mesela çok tehlikeli işler yapıyordum ki oyun bitti. Acaba alabilir miydim onu bilmiyorum. Benim için yani seyir zevki olarak bence keyifli bir oyundu. Belki benim anlatımı biraz bozmuş olabilir. Ancak yapacak bir şeyim yok. Yapacak gerçekten bir şeyim yok. Belki ilerleyen dönemlerde ki MVP olmuşum. İlerleyen dönemlerde belki bir çözüm yolu bulurum. Ancak bilemiyorum. Atanmış bir konumu çaldığı için eşi raportluyorum. Garen'de raportlamam lazım. Ancak herhalde unutuyorum. En çok hasarı ben vermişim. Zed olmasına rağmen 34.000 hasar vermişim. Çünkü herkese ulti attım. Sebebi bu. 4 kişi 5 kişi birden ulti atabildiğim için vermişim. Evet, şimdi Garen'e de Garen'de raporluyorum. Çünkü benim konumu çalıyor. Adamın nicki ben adaletim. Garen main. Klasik. Main olan insanları sevmiyorum. Beyinsiz oluyorlar. Her neyse. Burada da videoyu kapatacağım. Kanalıma abone olmanız beni çok sevindirir. Lütfen abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.